Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Choco Prens tarifim var. Özellikle çocuklarınızın bayılarak yiyeceği, tüketeceği içerisinde katkı maddesi bulunmayan mükemmel kurabiye tarifleri. Evet şu şekilde Choco Prenslerimizi sizlere göstermek istiyorum. İkiye böldüm. Kıyır kıyır içerisindeki çikolatasıyla mükemmel bir tat, mükemmel bir lezzet diyorum. Ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Bunun için yoğurma kabımın içerisine 250 gram margarinimi aldım. Oda sıcaklığında bekletilmiş yumuşamış bir margarin olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Margarin veya tereyağı tercih edebilirsiniz. 1 su bardağı toz şekerim var. Onu ilave ediyorum ve iyice özleşinceye kadar elimle yoğuruyorum. bir su bardağı sıvı yağ var. Sıvı yağımı da azar azar ilave edip yoğurma işlemine devam ediyorum. Azar azar ilave ediyoruz ki iyice homojen bir kıvam elde edebilelim diye. Ayrıca su bardağımın ölçüsü 200 miligram yani klasik su bardağı ölçüsü. Biraz karıştırdıktan sonra tekrar geriye kalanı da ilave ettim ve bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Çok güzel bir kıvam elde ettik. Gördüğünüz gibi mükemmel bir kıvam var ve bir yumurta ilave ediyorum. Yumurtayla beraber de yine yağ, şekeri iyice karıştırıp yoğuruyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman kurabiyenizin kıvamı mükemmel bir kıvam oluyor ve 2 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. süt, margarin, yumurta özellikle oda sıcaklığında olmasına dikkat etmemiz gerekiyor ve bir paket vanilya ilave ediyorum. Vanilya'dan önce 2 yemek kaşığı nişasta ilave ettim ve üzerine eleme aparatımla un ilave ediyorum. Unumu eleyerek azar azar ilave ediyorum ve bir paket hamur kabartma tozum var. Kabartma tozumu da ilave ediyorum onun üzerine ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ve bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Tekrar unu azar azar ilave etmeye devam ediyorum. Benim bu hamurum toplamda 6 su bardağı un aldı. Siz yine de temkinli bir şekilde azar azar ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Hamurunuzun kıvamının Yine biraz daha ekliyorum. Toplam 6 su bardağı oldu. Yumurtanızın büyüklüğüne göre, bardak ölçünüze göre un alma ölçüsü değişebilir. Ve kurabiye hamurlarında elinizden geldiğince az yoğurmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hamurumuz hemen toparlandı şu şekilde. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan mükemmel bir hamur elde ettik. Ve ayrıca çok bereketli bir kurabiye tarifi. Evet hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Bir parçasını üzerini kapatıp bir kenarda dinlenmeye bırakıyorum. Ve diğer parçamı açmaya başlıyorum. İnanın sürekli yaptığım bir tarif. Ve çok lezzetli çocukların çok severek beğenerek yedikleri bir tarif. Geçen gün Yasin'im anneciğim senin kanalında çok prens tarifi yok. Anladım ki canı çekmiş. Ee, Yasin vesile oldu ve sizlerle de tarifini paylaştım yaparken. Bir yağlı kağıt serdim. Üzerine çok az un eledim ve hamurunu üzerine bıraktım ve tekrar birazcık un serpip tekrar yağlı kağıt üzerine kapattım ve bir merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Yağlı kağıt veya poşet yardımıyla açmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde hamurunuz merdaneye yapışacaktır, tezgahınıza yapışacaktır. Şu şekilde açtıktan sonra kenarlarını içe doğru katlayıp şöyle katlıyorum. Düzgün bir hamur elde edebilmek için kenarlarını şöyle katlıyorum. Kare şeklinde bir hamur elde etmek istiyorum ve üzerine kapattım. Tekrar merdane yardımıyla açıyorum. Her tarafı eşit olsun diye. Yaklaşık yarım santim kalınlığında açmamız gerekiyor. Hamurunu kenarlarını sürekli düzeltip bu şekilde açmaya devam ediyorum. İstediğim kalınlığa gelinceye kadar bu şekilde açmaya devam ediyorum ve tekrar üzerine un serpip yağlı kağıdı üzerine kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Şu şekilde Ters çeviriyorum ki kestiğim zaman o unlu kısmı altta olacak ve yağlı kağıda yapışmasın e, Kurabiyelerimizi kolay bir şekilde alıp tepsimize yerleştirelim diye Şu şekilde bir kurabiye kalıbım var kurabiye kalıbımın kenarlarını una batırıp hamurumu şöyle Kesiyorum Eğer sizin elinizde bu tarz kalıplarınız yoksa Su bardağıyla veya herhangi bir aparatla da bu şekilde kesebilirsiniz Kenarlarındaki fazla hamurlarını kaldırıyorum onları da tekrar e, Açmak üzere bir kenara bırakıyorum Diğer çoko prenslerimiz gördüğünüz gibi hazır Fırın tepsimi şöyle indiriyorum Ve içerisine yağlı kağıt seriyorum Yağlı kağıdımı serdim ve bir spatula yardımıyla açtığım kurabiyelerimi e, Kırılmamasına dikkat ederek fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum ve aynı zamanda çok bereketli bir e, kurabiye tarifi. 3 tepsi oldu benim bu şekilde. Hepsini dizdim gördüğünüz üzere. Onları üzerine çizmeden hazırladım. Diğer tepsimi de şu şekilde çatalla üzerine çizikler atarak hazırlıyorum. 2 çeşit çoko prens tarifimiz olacak. Üzeri desenli olsun diye şöyle hamuru çatalla çizdim. Daha sonra keseceğim. Gördüğünüz üzere kestim ve fırın tepsisine yerleştirdim. Toplamda 3 tepsi çoko prensimiz oldu. Üzerine çizik atmadığım kurabiyelerimi kürdan ortadan ikiye bölüp kürdan yardımıyla üzerine delikleri açıyorum. Dilediğiniz sıklıkta açabilirsiniz. Bütün kurabiyelerimi bu şekilde deliyorum hazırlıyorum Normalde tatlılarda tuz kullanılmaz ama bu kurabiye de tuz ekledim gerçekten çok yakıştı Tatlı tuzlu dengesi çok mükemmel oldu Kurabiyelerim hazır ve şu şekilde kahvaltılık çoko kremim vardı onu süreceğim arasına kullanacağım sizin elinizde Herhangi bir çikolata varsa bermari ile eritip e, arasına sürebilirsiniz gördüğünüz gibi çizgili olan çoko prenslerim ve ayrıyeten üzerine delerek açtığım çoko prenslerim var bir tatlı kaşığı ile şöyle bir tatlı kaşığı tam ortaya bırakıyorum ve üzerine bir parça kapatıp şu şekilde döndürüyorum döndürdükçe bütün kenarlarına eşit bir şekilde dağılacaktır gördüğünüz gibi bastırıp da yaymaya kalktığınız zaman kurabiyenizde kırılma meydana gelebilir. O yüzden şöyle çevire çevire arasına çikolatalarını yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi çabucak hemen hazırlanabilen mükemmel bir tarif. Çizgili desenli ve delikli çoko prenslerimiz hazır. Gerçekten kıyır kıyır ağızda dağılan mükemmel bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklarınızın favorisi olacak bir tarif diyorum. Kutularını almaktansa kendiniz hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenme kutularına bırakabilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Çaylarının yanında gördüğünüz gibi içerisinde sizlerle paylaştım. Mükemmel bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.